Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 15 Ekim Çarşamba. Saatlerimiz tam 13. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında her zaman olduğu gibi haberleri birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Berberoğlu'nun avukatı bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Melis Coşan İstanbul'dan canlı yayında. Darbeyi ima eden Işıklar Yanıyor paylaşımıyla gündeme oturan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın istifa edip etmeyeceği tartışılıyor. Son gelişmelerle Rüya Akkuş Ankara'dan canlı yayında. Avrupa Birliği liderleri 2 gün sürecek zirve için Brüksel'de bir araya geliyor. Ege ve Doğu Akdeniz konuları da gündemde ve Fatih Özyar Belçika'dan canlı yayında. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmaları ile ilgili yeni müjdelerinde Hakan Süer Zonguldak'tan canlı yayında. Oruç Reis Doğu Akdeniz'de yeni sondaj sahasında görevde. Yunanistan Oruç Reis'in Meis Adası'na yaklaşması halinde ne yapacağını tartışıyor. Yasin Anzerli Antalya'dan canlı yayında. Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak, Siirt, Van, Hakkari illerinde Yıldırım 13 Besler Dereler operasyonu başlatıldı. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında. Türkiye Suriye'de huzur ve güveni sağladı. Bugüne kadar 414 bin Suriyeli ülkelerine döndü. Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'ten canlı yayında. Ve sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 63 kişi tutuklandı. Sefer Ayçe'de İzmir'den canlı yayında ve ajans başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Berberoğlu'nun avukatı bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Melis Coşan karşımızda. Evet, Enis Berberoğlu MİT'lileri görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi'ne vermesi gerekçesiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın ardından Yargıtay kararı onanmıştı. Enis Berberoğlu onanan kararda milletvekilliğinin sona ermesine kadarki süreçte ceza infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verilmişti. 4 Haziran 2020 günü TBMM de Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin okunmasının ardından Enis Berberoğlu tutuklanmış. Aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında yine salıverilmişti. Bu süreçte de Enis Berberoğlu'nun avukatları bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi seçilme ve siyasi faaliyete bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmiş ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılamanın yeniden yapılmasını istemişti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi de bu kararı reddetti ve bunun üzerine de Enis Berberoğlu'nun avukatları bugün itiraz dilekçesini 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verildi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yanında da bir üst mahkemeye İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de aynı zamanda bu itiraz dilekçesi de gönderilmiş oldu. Yani bundan sonraki süreç şu şekilde devam edecek. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 günlük bir süreci var. Kararı reddetme ya da kabul etme. İşte bundan sonraki süreçte 15 günlük süreçte de 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bekleniyor. Biz de an be an takip ediyoruz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ankara'da ise siyasetin gündemi Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbeyi ima eden Işıklar Yanıyor paylaşımı. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın istifa edip etmeyeceği tartışılıyor bu arada. Biz de Ankara'ya gidiyoruz. Gelişmeler A Haber muhabiri Rüya Akkuş'ta.
Can Okanar, şöyle söyleyebiliriz. Engin Yıldırım'ın istifa etmesi pek beklenmiyor. Eğer edecek olsaydı dün edeceği düşünülüyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Engin Yıldırım'a dün Anayasa Mahkemesi'nde yapılan 3,5 saatlik toplantıda üyeler tarafından tepki gösterildi. Hatta bazı üyeler disiplin işlemine varabilecek şekilde bir inceleme de talep etti. Ancak böylesi işlemler Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kendi inisiyatifinde olduğu için başkan tarafından da uygun görülmedi. Dolayısıyla orada hakkında bir işlem yokken, bir soruşturma yokken ve Engin Yıldırım da özür dilemişken istifa etmesi çok beklenmiyor. Böyle olunca akıllara şöyle bir soru geliyor. Diyelim ki toplumda infial neden olan bir tartışma var ve bu tartışmayı başlatan kişi de Engin Yıldırım'ın sosyal medyasından paylaşmış olduğu tweet. Bu kapsamda görevden çıkartılma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Aslında o da mümkün değil. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü görevden çıkartılma söz konusu olduğunda kanunen iki tane şart var sadece. Biri sağlık sebepleri sebebiyle Engin Yıldırım'ın görevi bırakabilmesi, bir diğeri de hakimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymesi. Nedir bunlar? Bir sıralayacak olursak eğer bunlardan bir tanesi elbette ki terör iltisakı. Herhangi bir terör örgütüyle bir bağlantısı olduğu tespit edilirse, buna ilişkin bir işlem yapılırsa, bu suçtan kesin hüküm giyerse görevden çıkartılması mümkün gibi görünebilir. Bununla beraber ağır suçta yargılanmayı gerektirebilecek bir suç. Nedir bunlar? Adam öldürme gibi. Eğer ki böyle bir suçtan Engin Yıldırım hakkında bir soruşturma başlatılırsa, bir yargılama süreci başlarsa, hüküm giyerse bir kez daha görevden çıkartılması mümkün olabilir. Geçmiş tarihlerde kesin hüküm giymeden iki Anayasa Mahkemesi üyesi görevden çıkartılmıştı. Ama hemen altını çizelim. 15 Temmuz'un hemen ertesiydi ve o iki üyenin de terör örgütüyle iltisaklı olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardı. Deliller vardı, bir soruşturma başlatılmıştı, tanık ifadeleri vardı. Yani dolayısıyla elde edilmiş bir bütünlük vardı. Bu kapsamda da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan iki üyenin FETÖ iltisakı sebebiyle görevden çıkartılmasına karar vermişti. Bu oylamaya sunulmuştu. Dolayısıyla Engin Yıldırım hakkında herhangi bir terör örgütü üyeliğinden bir soruşturma an itibariyle bulunmuyor. Bununla beraber kendisinin ağır suçtan yargılanmayı gerektirecek bir suçu da bulunmuyor. Bu yüzden görevden çıkartılması gibi bir durum mümkün değil. Bunu da altını çizmekte fayda var. Yani Engin Yıldırım özür diledi, kamuoyundan özür diledi. Bununla beraber üzüntüsünü paylaştı ve Anayasa Mahkemesi de onun hakkında herhangi bir işlem şu an için yapmamaya karar verdi. Önümüzdeki süreçte neler yaşanır? Bu tartışmalar daha büyür mü? Anayasa Mahkemesi üyelerinin kararları değişir mi? Bunlar hakkında bir şey söylemek, yorum yapmak, karar vermek çok zor ve hatta imkansız. Bu yüzden de biraz da siyasetin ve yargının gündemini izleyeceğiz ve ondan sonra bakacağız. Teşekkürler Rüya. Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türk hava sahasına girmeden havada bekletildiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, Yunanlı Bakan'ın uçağı kasıtlı olarak bekletilmedi. Hava sahamıza girmeden bekletildiği iddiaları da tamamen yalan ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın havada bekletildiği iddialarına Ankara'dan açıklama geldi. Bakanlık Dendias'ın uçuş planı sunmadan hareket ettiğini, bunun üzerine uçuş planının talep edildiğini bildirdi. Açıklamada uçağın Irak'ta arızalanması üzerine Yunanistan tarafının ikinci bir uçak tahsis ettiği, söz konusu uçağında aynı uçuş izin numarasıyla hava sahasını kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verildiği belirtildi. Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır denilen açıklamada, tabiatıyla herhangi bir uçağın plansız bir şekilde uçması mümkün değildir. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunanlı muhataplarımıza da bilgi verilmiştir denildi. Azerbaycan'la ilgili gelişmelerle devam ediyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız televizyon kanalı France 24'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karabağ'da ilan edilen ateşkese ilişkin son durumu değerlendiren Aliyev, Ermenistan'ın anlaşmayı defalarca ihlal ettiğine dikkati çekti. Ateşkesin ilerleyen günlerde geçerli olup olmayacağı sorusuna ise bu tamamen Ermenistan'ın atacağı adımlara bağlı yanıtını verdi.
It depends on the behavior of Armenia because we are always committed to our responsibility. Armenian side always tried to disrupt the process and was trying to introduce new approaches on negotiation table, which were rejected by us and by the Minsk group co-chairs. We were observing the ceasefire, but as you know, Armenia brutally violated it, and not only in Ganja. I was informed this morning that since 7 o'clock to 9 o'clock in the morning, they more than 150 times shelled the city of Terter and Agdam. And unfortunately, we have one victim today. Since the ceasefire was announced, all the shelling from Azerbaijani side was stopped. First. Second, we never deliberately attacked civilians in any city or village on the occupied territories. Our targets were only military installations. Unfortunately, Armenians are using the tactics to install military equipment in the areas of the cities where people live, so we had to protect ourselves. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan da Dağlık Karabağ'daki son duruma ilişkin çelişkili açıklamalar geldi. Paşinyan hem geri çekilmek zorunda kaldık dedi, hem de kontrolün hala kendilerinde olduğunu iddia etti. Ardından da Türkiye'yi hedef alan asılsız açıklamalarına ve suçlamalarına yenilerini ekledi. Önce kontrol bizde dedi, ardından da geri çekildiklerini itiraf etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, işgal altındaki Karabağ'da uğradıkları hezimeti gizleyemedi. Devlet televizyonuna konuşan Ermeni lider, Dağlık Karabağ krizine ilişkin çelişkili açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar verdiklerini belirten Paşinyan, ardından da bölgede kontrolün hala kendilerinde olduğunu savundu. Paşinyan'ın tutarı bunlarda da sınırlı kalmadı. Çareyi Türkiye'yi hedef tahtasına koymakta arayan Ermenistan Başbakanı, bölgede günden güne artan gerilimden Türkiye'yi sorumlu tuttu. Öte yandan Paşinyan, geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına verdiği röportajda da Türkiye'yi asılsız ifadelerde karalamaya çalışmıştı. Sıcak bir gelişme var. Ermenistan Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu. Ölü ve yaralılar var. A Haber ekibi Terter'de Ermenistan'ın hedef aldığı yerleri görüntüledi. Bir köyde saldırılardan geriye kalanlara bakıyoruz. Kerim Ulağan haberi. Karabağ'ı işgal eden Ermenilerin sık sık saldırdıkları Terter'e bağlı Düyerli köyündeyiz. Düyerli köyünde bu noktaya bir obüs topu düştü ve obüs topunun düşmesiyle birlikte ağaç bu hale geldi ve aracın halini de göstereceğiz. Obüs topunun düştüğü noktanın hemen yanı başında bulunan bir otomobil de şarapnel parçalarıyla işte gördüğünüz gibi kullanılamaz hale geldi ve şarapnel parçaları aracın her tarafına isabet etti ve araç kullanılamaz hale geldi. Tabii hemen ilerliyoruz. Burada bir okulda Ermeni topçular tarafından hedef alındı. Azerbaycan'ın Karabağ sınırındaki birçok köyü Ermeniler tarafından sık sık vuruluyor. İşte o vurulan okulu ekranlarınıza getireceğiz. Ermeni vandallığının gelmiş olduğu, ulaştığı son noktayı ekranlarınıza taşıyacağız. Ve işte vurulan okulu kameraman arkadaşım Ömer Er'le birlikte şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Tam bu noktaya bombalar düştü. Ve bombaların düşmesiyle birlikte okul harabeye döndü. Okulun çatısı, işte görüyorsunuz, parçalar, saclar, çatı malzemeleri sağa sola savrulmuş durumda. Ve şarapnel parçaları okulu harabeye çevirdi. Ve işte geriye kalan enkazdan parçaları göstereceğim. Okula, çatısındaki saclara isabet eden şarapneller, işte bakın burada çok net görülüyor. Ve işte okulun dış çerçeveleri, cam ve çerçeveler tamamen yıkılmış, kırılmış halde ve çok büyük bir hasar var. Şöyle kameraman arkadaşım Ömer'le birlikte ilerleyelim. Size okulun içindeki son durumu ekranlara taşıyacağız. Bakın okul gördüğünüz gibi kullanılamaz halde, büyük
hasar görmüş durumda. Sadece okulun ana binası değil, yan taraftaki diğer binalar da büyük hasar gördü. Ve işte bombanın düştüğü tam nokta burası. İşte tam bu noktaya Ermeniler atış gerçekleştirdiler ve atışla birlikte okuldaki tahribatı ekranlarınıza getiriyoruz. Burada çocukların oyun oynadıkları alanı görüyorsunuz. Burası çocukların oyun alanıydı. Teneffüse çıktıklarında burada oyunlar oynanıyordu ve oyunların oynandığı bu okul maalesef Ermeniler tarafından hedef alındı. Okulun kapalı olması büyük bir faciayı aslında önlemiş oldu. Ben size de okulun ismini de göstermiş olayım. Terter rayonu Duyarlı Kent Mektebi şeklinde Şamil Ahmedov adına yapılmış bir okul ve okulun içine şimdi sizlere göstereceğiz. Okulun içindeki durumu sizlere göstereceğiz. Okuldaki tahribatı şimdi sizlere gösteriyoruz. Bakın okulun şu an içindeyiz ve her taraf yerle bir olmuş, yıkılmış durumda ve bir sınıfa giriyoruz. Sınıftaki son durumu sizlere göstereceğiz. Bakın sınıf tamamen dağılmış, tavanlar tamamen düşmüş durumda ve işte Ermeni vandalizminin ulaştığı nokta. Ermenilerin saldırılarında şu ana kadar 43 sivil hayatını kaybetti. Birçok noktada özellikle Terter, Ağdam, Goranböy ve Gence kentlerinde, aralarında maalesef 43 kişinin arasında çocuklar da bulunuyor. İşte o çocukların eğitim gördüğü kamu binaları da Ermeniler tarafından hedef haline gelmiş durumda ve işte duvarlara saplanan şarapnel parçalarını sizlere göstermek istiyorum. Şarapnel parçaları okulun her tarafına isabet etmiş durumda ve işte tam bombanın düştüğü noktayı ben sizlere göstereceğim. Çiviye dikkat et Ömer. Evet. Bombanın düştüğü tam nokta burası. Şöyle Ömer gelelim. Evet, dikkat edin Ömer, çivilere de dikkat edelim. Bakın işte tam buraya, bu noktaya düştü ve patlamayla birlikte öğretmenlerin sınıfı muhtemelen burası ve gördüğünüz gibi harabeye dönmüş durumda. Şöyle ilerliyoruz. Okul ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Okul yüzlerce çocuğun eğitim gördüğü bir alan ve köyün çocukları burada eğitim görüyordu. Geleceğe hazırlanıyorlardı. İşte yine tahribatın oldukça fazla olduğu bir sınıfı ekranlarınıza taşıyacağız. İşte bakın patlamayla birlikte bu noktada bir yangın çıkmış ve yangınla birlikte tabanda oluşan hasar ve tahribatı görüyorsunuz. Burada da sınıfta sıralar, öğrencilerin eğitim gördükleri alanlar harabeye dönmüş durumda. Evet, Terter'deydik. Terter'de, bu köyde, Duyarlı köyünde, Ermenilerin hedef aldığı köyde bir okulu ekranlarınıza getirdik. Ağır tahribatı ekranlarınıza getirdik. Ermeni vandallığını gözler önüne sermeye devam edeceğiz diyelim. Terter'den sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Doğu Akdeniz'de provokasyonlarına devam eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis haddini aşarak Türkiye'yi tehdit etti. Yunanlı Başbakan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmesi halinde Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulayacağını söyledi. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı haddi aşan açıklamalar geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a Türkiye'ye karşı yaptırım sözü verdiğini dile getirerek Türkiye'yi tehdit etti. Mitsotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam etmesi halinde Avrupa Birliği'nin elindeki tüm araçları kullanmayı taahhüt ettiğini ileri sürdü. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmalarına tepki gösteren Mitsotakis, Türkiye'ye yaptıklarının sonuçlarına katlanmalı mesajı verildiğini iddia etti. Yunanistan Başbakanı, Avrupa Birliği'nin en geç Aralık ayına kadar kararını vereceğini savundu. Avrupa Birliği liderleri 2 gün sürecek zirve toplantısı için Brüksel'de bir araya geliyor. Zirvede başta Covid-19 salgını olmak üzere
Ege, Doğu Akdeniz ve Karabağ'daki son durum da ele alınacak. Belçika'ya gidiyoruz. Ayrıntılara haber muhabiri Fatih Özyar'da. Evet, Can Okaner, önemli bir toplantı, önemli bir zirve daha gerçekleşiyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de sabahın erken saatlerinden itibaren Avrupa Birliği üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları da artık Brüksel'e gelmiş durumda. Yaklaşık 2 saat sonra da bu 2 gün sürecek olan bu zirvenin ilk gün toplantısı gerçekleşecek. Bugünkü toplantıya bakıldığında ana gündem maddesi bir anlamda Brexit olacak ki Brexit'le bugüne kadar müzakere içerisinde yapılan görüşmelerde alınan sonuçlar burada masaya yatılacak bir anlamda. 31 Aralık tarihi itibariyle de artık bundan sonra Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ilişkilerin nasıl ilerleyeceği de burada masaya yatırılacaklar. Bugün sadece bunlar masaya yatırılacak değil. Akşam yemeği var. Akşam yemeğinde de bugün burada gerçekleşecek olan bir anlamda çevre ve iklim konularda masaya gelecek olan konular arasında yer alacak bugünkü gündem maddelerine bakıldığında. Tabii bugünkü gündem maddelerinde sadece bu yok. Önemli özellikle de son günlerde, son haftalar içerisinde koronavirüsle mücadele eden ve bir anlamda birçok ülkenin de ikinci dalga ile karşı karşıya kalmış olduğu COVID-19 konusunda bugün gündeme gelecek konular arasında yer alıyor. Yarına geçecek olursak ikinci gün ve son gün toplantısında yine dış ilişkiler konuları da masaya yatırılacak. Bu dış ilişkiler konuları arasında önemli olarak da ön plana çıkacak olan konular arasında sizin de söylemiş olduğunuz gibi Ege ve Doğu Akdeniz konuları, Belarus, Rusya, yine Dağlık Karabağ konuları da burada masaya yatırılacak. Tabii haber girişinde de belirtmiş olduğu gibi biz yayın bağlanmadan önceki bir önceki konuya değinirsek tabii Yunanistan bugünkü hem bugün hem yarın gerçekleşecek olan bu zirvede yine burada ön plana çıkaracak konular arasında bir anlamda Avrupa Birliği ülkelerinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yaptırım konusunda da spekülasyonlara veyahut da ön çalışmalarda yürüttüğünü de belirtelim diyelim. Başkent Brüksel'den şu anda sözü size bırakalım. Can Okaner. Fatih Özer, teşekkürler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Karadeniz'de yeni bir müjdeyi açıklayacağını bildirdi. Tabii doğalgazla ilgili olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Karadeniz'de Türkiye önemli bir doğalgaz rezervini bulmuştu. Şimdi müjdenin acaba ne olabileceği ve kapsamını öğrenmeye çalışacağız. Zonguldak'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Hakan Süer'de daha fazla bilgi var. Can Okunar, biz Kara Elmas'ın yani kömürün başkenti Zonguldak'tayız. Şu an hemen arkamız Karadeniz. Yani 320 milyar metreküp doğalgazın bulunduğu Sakarya gaz sahasına 80 mil uzaklıktayız. Kilometre hesabı yapıldığında da yaklaşık 130 kilometre uzağımızda Sakarya gaz sahası ve Fatih sondaj gemisi orada çalışmalarına devam ediyor. İşte tarihler 21 Ağustos'u gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermiş ve 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamıştı. İşte dün de grup toplantısında yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci bir müjdenin sinyalini vermişti. Tabii gözler de doğal olarak Karadeniz'e çevrildi. İşte Fatih sondaj gemisinin bu bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da belirttiği gibi o günkü konuşmasında zaten sinyalleri vermişti. Bölgeden yeni doğalgaz rezervlerinin çıkacağını söylemişti. İşte bu açıklamasından sonra da ikinci bir doğalgaz rezervinin bulunduğu yönünde iddialar var ve özellikle Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli'de ciddi bir heyecana neden oldu. Çünkü burası bildiğiniz gibi kömürün başkenti, yeraltı kaynakları oldukça zengin. Şimdi de doğalgazla arınması da aynı şekilde heyecan katmış durumda. Hemen şunu belirtelim. Tabii doğalgaz bulundu. 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu ama işte Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılını hedef göstermişti. Onunla ilgili de Enerji Bakanlığı'nın bölgede çalışma yaptığını söyleyebiliriz. İşte Sakarya gaz sahasındaki o 320 milyar metreküple birlikte bulunan diğer gazların da karaya çıkartılması için Enerji Bakanlığı'nın da çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Hemen şunu da belirtmekte fayda var. Mersin Limanı'ndan hareket etmiştik Kanuni ve şu anda Haydarpaşa Limanı'nda ve önümüzdeki günlerde de Kanuni sondaj gemisi de Karadeniz'e gelecek. Hem Fatih hem Kanuni bir yandan doğalgaz çalışmalarına devam ederken yeni rezervleri tespit edecekler. Bir yandan da hedef 2023, işte bulunan doğalgazların da 2023 yılına kadar karaya çıkartılması ve
halkın kullanımına açılması bekleniyor. Evet, toparlamak gerekirse Canakonar cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu bölgeye gelecek. Fatih sondaj gemisine çıkacak. Hem inceleme yapacak hem de yeni rezervinin miktarını açıklayacak diyelim. Sözü buradan şimdilik size bırakalım. Evet, Hakan Süer'e de teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii mevcut tespit edilen doğalgaz rezervi ve hemen önümüzde tespit edilmesi muhtemel adeta kesinleşmiş rezervleri de hesaba kattığımızda şimdilik Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının %35'i karşılanmış olacak. Yeni rezervlerin bulunması da söz konusu. Bunu da hemen ekleyelim ve Akdeniz'e gidelim. Oruç Reis Doğu Akdeniz'de yeni sondaj sahasında görevde. İlk sismik veriler de alınmaya başlandı. Yunanistan ise Oruç Reis'in Meis Adası'na yaklaşması halinde ne yapacağını, nasıl bir tutum alacağını tartışıyor. Antalya'ya gidiyoruz bu defa. Notlara Haber muhabiri Yasin Anzerli'de. Teşekkürler Can Okaner. Evet, Antalya'nın batıdaki en uç noktasındayız. Kaş ilçesindeyiz ki Oruç Reis sismik araştırma gemimiz ikinci çalışma sürecinin başladığını söyleyelim. Yine Kaş ilçesinin açıklarında o çalışmalar, yani Meis'in güneyinde bir çalışma alanında. Pazartesi günü sabah saatlerinde Antalya limanından demir aldı Oruç Reis ve o gururlu yolculuğa başladı ve öğleden sonra itibariyle bölgeye ulaşmıştı. Tabii iki günlük konuşlanma ve yine test çalışmaları vardı Akdeniz'in açıklarında Oruç Reis'in. Dün ilk olarak Fatih Dönmez Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'ndan açıklama gelmişti. Oruç Reis'in 10 kilometrelik kablolarını artık Akdeniz'e serdik ve sismik veriler almaya başladığımızı ve yaklaşık 10 günlük bir çalışmanın olacağını belirtmişti. Tabii yeni Navtex'te 22 Ekim tarihi baz alınmıştı. 22 Ekim tarihine kadar çalışmaların bölgede olacağını söyleyelim. Tabii Yunanistan'dan farklı sesler çıktı. Az önce belirttiğiniz gibi Yunanistan Oruç Reis'in 12 mil Meis Adası'na yaklaşmasını istemiyor. Ama tabii ki hukuki olarak bakıldığında ise uluslararası hukukta bu 6 mil olarak görünüyor. Ama Yunanistan 12 mil diye bir yüksek ses çıkarmıştı. Ama kendi içlerinde aslında bir yalanlama oldu. Çünkü iktidar partisinin milletvekili Siopis ve yine aynı zamanda akademisyen kendi bir açıklama yapmıştı. Gazetecilere verdiği mülakatta Türklerin bu noktaya 6 mil yaklaşmasında herhangi bir sorun yok. Biz müdahale edemeyiz, herhangi bir hak da talep edemeyiz demişti. Ve kendi içlerinde de bir artık karmaşaya düştüğünü Yunanistan'ın söyleyebiliriz. Tabii Oruç Reis sismik araştırma gemimiz bölgede söylediğimiz gibi 22 Ekim tarihine kadar çalışma yapacak. Şu anda yaklaşık olarak Meis'in 15 kilometre güneyinde ama hafta sonu bu Meis'e doğru yaklaşması bekleniyor ve 6,5 mil kadar da yakınlaşmasını da beklediğimizi söyleyelim Oruç Reis'in. Can Okaner ve Kaş'tan tekrar sözü sizlere bırakalım. Evet, öyle anlaşılıyor ki Yunanistan kavramları iyice karıştırmaya başladı. Kara sular nedir, nereye kadar gider, uluslararası sular neresidir, münhasır ekonomik bölge nasıl tarif edilir, nasıl ilan edilir, bundan nasıl yararlanılır? Bunların hepsini bir kavram kargaşası içerisinde ele alıyor Yunanistan ve dolayısıyla istediği kadar tartışsın ne yapacağını, hiçbir şey yapacak halde de olmadığını hemen vurgulamak isteriz. Geçiyoruz terörle mücadele gündemine. Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Şırnak, Siirt, Van, Hakkari illerinde Yıldırım 13 Besler Dereler operasyonu başlatıldı. Diyarbakır'dayız. Ayrıntılar ve gelişmeler A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'da. Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıldırım operasyonları da bu anlamda genişleyerek sürüyor. Yıldırım 13 Besler Dereler operasyonu başlatıldı. Şırnak, Van, Siirt ve
Hakkari üçgeninde bu operasyon yürütülüyor. Besterdereler bölgesi çok önemli ve çok kritik. Dağlık ve ormanlıkla kaplı bir bölge. Zor şartlarda bu operasyon yürütülüyor. Öncelikle Skorsk helikopterler ve F-16 savaş uçaklarının desteğiyle havadan PKK mevzileri bombalandı ve daha sonra Skorsk helikopterlerle bölgeye jandarma komando timleri indirildi. Jandarma komando timleri, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 2512 personel ile 161 operasyonel tim bu operasyona katılıyor. Operasyon hava destekli olarak devam ediyor. Bu anlamda yerli ve milli silahlı araçlarımız bu operasyonda kullanılıyor. Özellikle insansız hava aracı, silahlı hava aracı sürekli Besterdereler bölgesinde keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştiriyor. Tabii elde edilen görüntüler de harekat daire merkezine aktarılıyor ve anlık istihbarata göre de nokta atışlar, nokta operasyonlar gerçekleşiyor. Tabii aynı zamanda patlayıcılara karşı duyarlı köpekler de bu operasyonda destek verdiğini söyleyelim. 2900 metre yükseklikte bu operasyon yürütülüyor. Hedef ise PKK'nın sonbahar ve kış yapılanmasını engellemek, PKK'ları etkisiz hale getirilmek. Yıldırım operasyonları 12 Temmuz'da hayata geçirilmişti. Şu ana kadar 13 farklı ilde, 13 bölgede Yıldırım operasyonları hala devam ediyor. Bu kapsamda 124 PKK'lı etkisiz hale getirildi ki bu PKK'ların içerisinde üst düzey PKK'lar olduğunu söyleyelim. Özellikle kırmızı, mavi, turuncu kategoride yer alan PKK'lar bir bir etkisiz hale getirildi. 190 mağara. Bu mağaralar aslında 3 odalı, 4 odalı mağaradan oluşuyor. Özellikle mağaraların içerisinde yapılan aramalarda patlayıcı maddeler, yine silahlar, mühimmatlar, örgütsel dokümanlar, yaşam malzemeleri bu mağaralarda ele geçirildi ve tam 53 işbirlikçi ise yakalandığını söyleyelim. Terörle mücadele bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedef ise PKK'nın sonbahar ve kış yapılanmasını engellemek. Yılmaz, teşekkürler ve kolaylıklar diliyoruz. Ağrı'da 5 yıl önce görev yapan asker Cengiz Erduran, PKK'lı teröristlerin saldırısında gazi olmuştu. Dava açtı Erduran ve 1 milyon 679 bin lira tazminat kazandı. Ancak bu parayı kabul etmedi. Milli bir duruş ve görüş sergilemek adına bu paradan feragat ettik. Gazi 1,7 milyon TL'lik tazminatı kabul etmedi. Bana ödenmesi gereken tazminatla ilgili uzman jandarma çavuş Cengiz Erduran 2015'te Ağrı'da vatani görevini yapıyordu. Erduran o dönem PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı gazi oldu. İşitme kaybı ve ayağında sorun olan Erduran taburcu olduktan sonra Trabzon'a yerleşti. Gazi olan askere 22 yıllık askeri görevinden malulen emekli edilerek 160 bin TL tazminat verildi. Erduran ise 2017'de maddi manevi tazminat davası açtı. İş kazası geçiren herhangi bir devlet memurunun veyahut da işçinin aldığı tazminat bir gaziye verilen tazminattan daha fazla gerekçesiyle dava açtım. Mahkeme Cengiz Erduran'a 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş verilmesine karar verdi. Gazi ise bu parayı almayı kabul etmedi. Biz bugüne kadar devletin malına, parasına, eşyasına dokunmayacağı yönünde bir eğitimle yetiştik. Hiç pişman değilim. Üzülmedim, aksine babamla gurur duydum. Babam yani benim için en iyisini yapar. Cengiz Erduran'ı bu kararından dolayı eleştiren arkadaşları oldu. Ona destek olan da. Kendisi bu parayı kabul etmedi. İnşallah başkalarına da bu davranış örnek olur. Türkiye sınır ötesine düzenlediği operasyonlarla huzur ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. Bu sayede bugüne kadar 414 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Gaziantep'e gidiyoruz. Bu defa haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş karşımızda. Can Okanar, Türk Silahlı Kuvvetleri dolayısıyla Türkiye özellikle Suriye sınırını güvence altına alabilmek, aynı zamanda da Suriye sınırında ve bölgede var olan terör örgütlerini ortadan kaldırarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan mültecilerin evlerine güvenle dönebilmesi için bir dizi operasyon gerçekleştirmişti. Fırat Kalkanı Harekatı'yla DAEŞ terör örgütü, ardından
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla YPG PKK terör örgütüne karşı yürütülen bu başarılı operasyonlar son olarak da Bahar Kalkanı harekatıyla İdlib'de rejim ve destekçilerine yönelik düzenlenmiş ve yüz binlerce Suriyeli hem içeride evlerinde kalmış hem de göç edenlerin geri dönmesi sağlanmıştı. İşte bu operasyonlarla birlikte şu ana kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakamlar doğrultusunda 414.061 Suriyeli evlerine geri döndü ve Türkiye'nin gözetiminde, danışmanlığında Suriye'deki kendi topraklarında huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam ediyorlar. Malum DAEŞ terörüyle başlayan bu terör silsilesi YPG PKK terör örgütünün de bölgede birçok noktayı işgal etmesiyle devam etmişti. İşte tam da bu noktada Türkiye hem sınır güvenliğini sağlayabilmek hem de o bölgedeki Suriye'nin kuzeyinde ve diğer bölgelerindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak adına operasyonlar gerçekleştirdi ki dünyanın gıptayla baktığı ve çok büyük başarılarla gerçekleştirilen bu operasyonlar neticesinde yüz binlerce Suriyeli hem işgal altındaki bölgelerde huzur ve güven içerisinde evlerinde yaşamaya devam etti hem de göç edenler de evlerine geri döndü. Tekrar ifade edelim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Tam 414.061 Suriyeli Suriye'deki evlerine gönüllü olarak, herhangi bir baskı zaten uygulanmıyor Türkiye'de yaşayan mültecilere, kendi istekleri ve rızalarıyla bölgelere dönüş yaptı. Ağırlıklı olarak baktığımızda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine Suriyelilerin geri dönüş yaptığını söyleyelim. Ancak Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad'da da ciddi bir geri dönüş silsilesi var. Hala da devam ediyor. Barış Pınarı ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad'da şu anda nüfus artışı devam ederken özellikle İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgeleriyle İdlib'de ciddi geri dönüşler var ve hala bu geri dönüşler devam ediyor. Türkiye de bölgedeki güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Can Okanar. Konya'da kız arkadaşını darbeden Özgür Duran'a müdahale ederken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Şeker'in avukatı gencin aynı olay olsa yine yardım ederdim dediğini aktardı. Kadir şimdi olsa ne yaparsın? Yine yardım ederdim diyor. Kadir Şeker hayatını kabusa çeviren olayla ilgili konuştuğu aynı şey olsa yine yardım ederdim dedi. 20 yaşındaki Kadir Şeker Konya'da kız arkadaşını darbederken Özgür Duran'a müdahale etmiş. Çıkan arbedede Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öldürme kastı yok. Olsa olsa yaralama olabilirdi. Neticesi ölüm. Bunun da hükümleri farklıydı. Eğer uygulansaydı Kadir tahliye olacaktı. Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ duruşma öncesi Kadir'le yaptığı konuşmayı aktardı. Kadir şimdi olsa ne yaparsın? Yine yardım ederdim diyor. Yaşadığı onca ızdırap acıya rağmen ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var. Aladağ kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını da vurguladı. Ardından gerekçe kararla beraber istinafa taşıyacağız. Orada bunu daha ayrıntılı dile getirmeyi düşünüyoruz. Sahte içki kabusu devam ediyor. Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 63 kişi tutuklandı. İzmir'e gidiyoruz. Daha fazla bilgi haber muhabiri Sefer Ayçe'de. Can Okanar, tarihler 9 Ekim'i gösterdiğinde ilk acı haberler İzmir'den ve Kırklareli'den geldi. Üstüne 6 il eklendi ve hayatını kaybedenlerin sayısı sizin de belirttiğiniz gibi 50 kişi oldu. Hemen operasyonlar başladı. 227 şüpheli yakalandı, 63 zanlı tutuklandı ve sahte içki ve etil alkoller depolardan yapılan baskınlarda ele geçirildi. Operasyonlarda 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme de ele geçirildi ve ardından diğer illerde de operasyon başladı. İşte bu operasyonlarda 17'si tutuklanırken zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve İzmir'e gelirsek, İzmir'de de sahte içkiden şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti. 21 kişi de şu anda yoğun bakımda tedavileri sürüyor. İzmir Emniyeti de büyük operasyonlara imza attı. İşte bu operasyonlarda kent genelinde 150 kişinin ifadesine başvuruldu. 32 adrese
baskın yapıldı. Gece gündüz baskınlara devam edildi. Gözaltına alınan 24 sanlıdan 14'ü tutuklandı. 5 ton etil alkol ele geçirildi İzmir'de de. 5 ton etil alkol ele geçirildi ve 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile yaklaşık 18.500 litre de sahte içkiye İzmir'de el konuldu. Operasyonlar sürüyor. Gelişmeler olacak. Biz size aktarmaya devam edeceğiz. Can Akonar. Tunceli'nin 3000 rakımlı yaylalarına ilkbahar mevsimiyle birlikte gelip yerleşen göçerler, havaları da artık soğumaya başlamasıyla birlikte dönüşe geçti. Eşyalarını araçlara ve hayvanlara yükleyip gönderen göçerler, sürülerle yaklaşık bir ay yolculuk yapacak. Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı. Tunceli'nin 3000 rakımlı yaylalarına ilkbahar mevsimiyle birlikte gelip yerleşen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte dönüşe geçti. Eşyalarını araçlara ve hayvanlara yükleyip gönderen göçerler, binlerce hayvandan oluşan sürülerle yaklaşık bir ay sürecek zorlu yolculuk yapacak. Günde en az 10 kilo 15 kilometre yayanla bir yürüyerek gidiyoruz bir yolda. Yaylacılar geceleri uygun gördükleri yerlerde uyuyor ve güneşin doğmasıyla birlikte yaklaşık 15 kilometre tehlikeli bir yolculuk için yola koyuluyor. Gündüz olunca şafak çıkınca biz en az 3-4 saat 5 saat yolda gidiyoruz. Yatırıyoruz yine akşama doğru tekrar yola çıkıyoruz. Gece gündüz hele yolda gidiyoruz yürüyerek. Göçerler telefonlarını ise küçük güneş enerji panelleriyle şarj ediyor. Böyle takacaksın güneş paneli akşama kadar alır. Sürünün 5 yıllık çobanı Seydo Karakaya plastik borudan yaptığı kavalla koyunlara keyifli bir yolculuk sunuyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak tanınan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmına giriş kısıtlaması başladı. Artık o bölgede göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve doğal olarak da plajı kullanılmayacak. Burdur'a götürüyoruz sizleri. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun karşımızda. Can Akınar, teşekkür ediyoruz. Turkuaz mavisi rengi suyuyla ve bembeyaz kumsalıyla hemen arkamızda Salda Gölü var ve artık bugün itibariyle, bu sabah itibariyle yepyeni bir döneme girildi. Aslında bundan önceki günlerde bulunduğumuz bu bölgede iğne atsanız yere düşmeyecekti. Ancak alınan karar gereği işte bu noktaya, Beyaz Adalar bölgesine veya bir başka ifadeyle bu Salda Gölü'nün Türkiye'nin Maldivler olarak tanınmasına sebep olan bölge burası ve işte artık bundan sonra bu noktaya sizin de söylediğiniz gibi ziyaretçi kabul edilmeyecek. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir yer burası. Sadece Mars'ta var. Mars'ta da suyu yok. Hal böyle olunca da ve son dönemlerde de hatırlanacağı gibi oldukça ilgi çeken, revaçta olan bir yerde. Özellikle sosyal medya tutkunları, gezginler olsun paylaşılan fotoğraflarla burası bir cazibe merkezi haline gelmişti. Yerli ve yabancı yüz binlerce turisti ağırlayan bir nokta olmuştu. Ve artık bugün itibariyle buraya sınırlar konuldu. İşte bu şekilde ahşap dubalarla birlikte buradan öteye artık giriş yok. Bir taraftan da görevler orada çalışmasını sürdürüyor. Duş muslukları sökülüyor. Tabii ki haliyle duş alınmayacak, suya girilmeyeceği için. Bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Hemen sağ tarafta da gördüğünüz gibi burada kafeler var. Gelen vatandaşlar burada kafelerde oturup Salda Gölü'nün o eşsiz manzarasını izleme imkanına sahip oluyor. Biraz daha uzaktan izleme imkanına sahip oluyorlar artık. Tabii ki sadece göle giriş kısıtlanmadı bu Beyaz Adalar bölgesine. Hemen arka taraflarda halk plajı var. Bu kısıtlama halk plajı için söz konusu değil. Yani vatandaşlar halk plajına girebilecek. Ancak özellikle buradaki kumsal çok önemliydi. Hatta çamurluğun şifalı olduğuna inanılıyordu. Hatta vatandaşlar buradan poşetlerle çamur götürüyordu. Ve artık bunların tamamının önüne geçilmiş olacak. Tabii bir taraftan da Salda Gölü ile alakalı yeni projelerde
gündemde. Kuş bakışı gören bir noktada muhtemeldir ki bu taraflara yapılacak. 3 adet seyir terası yapılacak. Yani vatandaşlar Salda Gölü'nü en kısa zamanda yapılacak, bu proje hayata geçirilecek. Salda Gölü'nü kuş bakışı izleme imkanına sahip olacak. Çaylarını, kahvelerini yudumlarken de o eşsiz manzarayı görecek. 36 kilometre uzunluğunda da bir bisiklet yolu yapılacak. Yine vatandaşlar Salda Gölü'nün etrafında bisiklete binme imkanına sahip olacak ve yine Salda Gölü'ne kuş uçuşu 7 kilometre mesafedeki bir noktaya da çadır alanları, kamp alanları kurulacak. Yine kamp yapmak isteyenler de Salda Gölü'nü tercih edebilecek. Tabii bugün ilk gün, vatandaşlar biraz şaşırıyor. İleride jandarma ekiplerini de gösterebilirsek, bir taraftan da jandarma ekipleri burada denetimlerini sürdürüyor. Çünkü bu işten, yani bu kısıtlamadan haberi olmayan vatandaşlar Salda'ya doğru böyle bir gitmeye yelteniyor. Ancak tabii ki jandarma ekiplerinin uyarısıyla karşılaşıyor. Jandarma ekipleri de uyarıyor. Bu şekilde tekrar gösterelim. Dubalar konulmuş durumda. Tabii daha önce o koruma tedbirleri olmadan önce vatandaşlar araçlarıyla aşağıya kadar iniyordu. Yani çok kötü bir manzara oluyordu. O koruma tedbirleri kapsamında araçlar hemen yukarı tarafa çekildi. Yani o gölün başlangıcından yukarıya kadar bir 400-500 metrelik bir alandan bahsetmek mümkün. Zaten daha önce koruma tedbirleri kapsamında vatandaşlar oraya getiriyordu araçlarını, ancak şimdi yukarıya park etmek zorundalar. Yani bir bariyerin daha olduğunu söylemek mümkün. Evet, toparlayalım. Beyaz Adalar bölgesi burası. Salda Gölü'nün Türkiye'nin Maldivler olarak bilinmesine sebep olan bölge ve artık bugün itibariyle koruma altında. Göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve bu noktaya artık vatandaşların girişine kısıtlama getirilecek diyelim. Halk plajı için aynı şey söz konusu değil diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Atagündüz Kurşun'a da teşekkür edelim ve kısa bir ara vereceğiz. Ama saat başında yeni gelişmelerle, yeni haberlerle birlikteyiz. Saatler 14 oldu. Ajansla bir kez daha birlikteyiz. Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Terter kentinde mezarlık ziyaretindeki Azerbaycanlılar vuruldu. Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları son bulmuyor. Saldırılar Terter kentinde yoğunlaşmış durumda. Bu kez Azerbaycanlılar mezarlık ziyareti yaptıkları sırada hedef oldu. Bölgedeki yerel kaynaklar Terter'de gerçekleşen saldırıda ölenlerin ve yaralananların bulunduğunu aktarıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı açılış programına video konferans yöntemiyle katıldı. Buradaki konuşmasında Azerbaycan'ın her zaman yanında olacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, Ermenistan'ın eylemleri savaş suçudur, dedi. Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur. Ermenistan'ın durdurak bilmeyen saldırılarına tepki gösterdi. Azerbaycan'ın yanındayız mesajını bir kez daha tekrarladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi 2020-2021 akademik yıl açılış programına video konferans yöntemiyle katıldı. Gündeminde Ermeni saldırıları vardı. Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur. Bu durum karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını ve halkını korumasından daha meşru bir durum olabilir mi? Ermenistan'ın saldırılarına tepki göstermeyenleri de eleştirdi. Türk Cumhuriyetlerine seslendi. Bazı aktörler Azerbaycan'ın mağduriyetine sessiz kalıyor, zalim ile mağduru aynı kefeye koyuyor. Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz büyük önem taşıyor. Türkiye olarak haklı mücadelesinde can Azerbaycan'ın her zaman yanında durduk. Çavuşoğlu, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ilk ziyaret eden liderin Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev olduğunu da hatırlattı. Kazakistan'ın milletimizin yanında durarak gösterdiği bu desteği unutmamız mümkün değil. FETÖ tehdidi maalesef bugün halen devam ediyor. Çavuşoğlu öğrencilerden de özellikle FETÖ'nün genç beyinleri zehirleyen faaliyetlerine karşı uyanık olmalarını istedi. Ülke genelinde yarın geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak. Ankara'ya gidiyoruz. Ayrıntılar haber muhabiri Mert Hacalioğlu'nda.
Can Okanar sağlık için, hepimiz için mottosuyla birlikte bir denetim gerçekleştirilecek. Yarın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Denetim için İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge göndermiş durumda. Bu kapsamda valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, il sağlık müdürleri, ilçe sağlık müdürleri, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileriyle birlikte bu nedenle denetimler gerçekleştirilecek. Özellikle koronavirüs denetimlerinde vatandaşların toplu olarak bulunmuş olduğu noktalara yoğunlaşılacak. Bu kapsamda kolluk birimleri, polis, jandarma genel komutanlığına bağlı ekipler, bekçiler, zabıtalar sahada olacak ve vatandaşların maske kuralına uyup uymadıkları, sosyal mesafeleri kuralına uyup uymadıkları, yine işletmelerin belirlenen kurallara uyup uymadıkları denetlenecek. Bu kapsamda özellikle toplu taşıma mercek altına alınacak. Otobüslerde kurallara uyuluyor mu? Yolcu taşıma kapasitesinden fazla mı, az mı yolcu taşınıyor? Bunlara bakılacak. Maske kuralına uyulup uyulmadığı denetlenecek. Yine özellikle kafeteryalarda, alışveriş merkezlerinde, pazar yerlerinde, vatandaşların yoğun olarak bulunmuş oldukları noktalarda belirlenen tedbirlere uyuluyor mu? Bu kapsamda örneğin toplu taşımalarda olsun, kafeteryalarda olsun dezenfektanlar var mı yok mu? İşte bunların her biri mercek altına alınacak. Yine denetimlerde gece kulüpleri de mercek altına alınacak. Bu kapsamda o noktalarda izin verilmeyen noktalarda açılıp açılmadığı, gece kulüplerinin yani alkolü satış yapan noktaların açık olup olmadığı bilindiği üzere saat 24'ten sonra da müzik çalması yasak bu tarz noktaların. Müzik yayını yapması yasak. Bunlar da denetime tabi tutulacak. Şayet denetimlerde kurallara uymayan varsa onlara cezai işlem uygulanacak. Özellikle bilindiği üzere okullar kademeli olarak açılmış durumda yüz yüze eğitimde. Bu kapsamda okulların çevresinde bulunan kafeteryalar olsun, bakkallar ve marketler olsun, bunlarda da denetimler yapılacak. Bu da kuşkusuz oldukça önemliydi. Özellikle toplu taşıma dedik, taksilerde de tabii ki denetimler olacak. Bu kapsamda toplu taşımalarda ve taksilerde kural ihlali varsa ilk önce uyarı yapılacak. İkinci ihlalde para cezası uygulanacak. Üçüncü ihlalde ise bir günlük kontak kapatma cezasıyla bu kişiler şayet kurallara uymamakta ısrarcıysa ceza işlemler uygulanacak. Tabii ki şehirler arası ulaşım da oldukça önemli. Şehirler arası ulaşımda da HES kodu uygulamasına ne kadar uyuluyor, ne kadar uyulmuyor, işte bunların her biri ekipler tarafından incelenecek. Bizler de tabii ki A Haber ekipleri olarak yarın bu denetimleri yerinde takip edeceğiz ve bu ekranlardan paylaşacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Can Okanar. Teşekkürler Mert. Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayılarının rekor kırması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede 17 Ekim'den itibaren başkent Paris ve 8 diğer kentte akşam saat 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Fransa'da koronavirüs vaka sayıları korkutan rakamlara ulaştı. Yetkililer alarm durumuna geçti. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te birlikte 8 büyük kentte 17 Ekim gününden itibaren akşam 9 ile sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkede 6 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi de yasaklandı. 4 ila 6 hafta arasında sürmesi planlanan yasaktan yaklaşık 20 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yasağa uymayanlara ise 135 euro para cezası verilecek. Ülkede ikinci dalganın yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Macron, paniğe kapılmamak gerektiğini ifade etti. Kontrolü kaybetmedik. Endişe verici bir durumdayız ve bu da hareketsiz kalmamız gerektiği anlamına geliyor. Ancak paniğe kapılmamalıyız. Yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Macron, virüsün artık her yaş kategorisinde yayıldığını ve herkes için tehlikeli olduğunu belirtti. Herkes rolünü oynamazsa, üzerine düşeni yapmazsa bunu aşamayız. Bu nedenle bu akşam iletmek için geldiğim mesajı çok net söylüyorum. Her birinize ihtiyacım var. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Fransa'da ilk vakaların görülmesiyle 2 ay boyunca o hal ilan edilmişti. Şu anda 5000 yoğun bakım yatak kapasitesi olan Fransa'da 1539 ağır hasta bulunuyor. 798.000 COVID-19 vakasının tespit edildiği ülkede 33.000 kişi salgın nedeniyle can verdi. Koronavirüs vakaları ve ölümlerin hızla arttığı Avrupa'da ikinci dalga yaşanıyor. Yeni önlemler alınan kıtada halk tedbirlere uyulması için uyarılıyor ve işte Avrupa'nın koronavirüsle mücadelesinde son durum.
koronavirüs salgını Avrupa'yı vurdu. İkinci dalga tehlikesi altındaki kıtada önlemler artırıldı. Hızla artan vaka sayılarına karşı Almanya Başbakanı Merkel tedbirlerin sıkılaşacağını duyurdu. Buna göre riskli bölgelerde maske takma mecburiyeti genişletilecek. Restoranlar ve kafeler 23'te kapatılacak. Açık alanda 10 kişiden fazla bir araya gelinmeyecek. Ayrıca Merkel, ülkenin ikinci bir dalgayı kaldıramayacağını söyledi. İkinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız. Bu yüzden salgını kontrol altına almak için bütün gücümüzle çalışmalıyız. İngiltere'de de bir günde 19 binden fazla kişide virüs tespit edildi. Uzmanlar günlük 50 bin vaka uyarısını yeniledi, halkı uyardı. Üç aşamalı uyarı seviyesini uygulamaya hazırlanan Birleşik Krallık'ta vakalar 654 bini, ölümlerse 43 bini geçti. Salgın başlangıcında Avrupa'nın merkez üssü haline gelen İtalya'da risk büyüyor. 7 binden fazla yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka 372 bini geçti. 36 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. İspanya'da ise uzmanlar salgının halkı yoksullaştıracağı uyarısında bulundu. 937 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısının 1 milyon 100 bin artacağı öngörülüyor. Kıbrıs Rum kesiminde 2013 yılından bu yana yaşanan Avrupa Birliği pasaportu yolsuzluğu bir kez daha gündemde. Rum kesimi meclis başkanı ve bazı milletvekillerinin de yolsuzluk politikasını desteklediği ortaya çıktı. Avrupa Birliği de konunun araştırıldığını duyurdu. Son durumu öğreneceğiz. KKTC'ye gidiyoruz. Haber muhabiri Hakan Yıldırım karşımızda. Aslında aylardır Güney Kıbrıs Rum medyasında bu haberler çıkıyordu. Soruşturma devam ediyor şeklinde. Hatta 7 milyar euro gelir elde edildiği bilgisi de paylaşılmıştı bazı medya organları tarafından. Ve önemli isimlere, suç örgütü liderlerine, bazı enerji şirketlerinin CEO'larına Avrupa Birliği pasaportu satıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Nitekim geçtiğimiz gün bu bir anlamda belgelenmiş oldu gizli kamera görüntüleriyle. Ve işin içerisinde iki aktörün ismi paylaşılıyor. Görüntülerde onlar da var. Bunlardan bir tanesi Rum Meclis Başkanı Dimitris Şiluris, diğeri de ana muhalefet milletvekili, AKEL milletvekili Christakis. Ve bunlar iki gazetecinin iş adamı, yatırımcı kılığında bunlarla buluşup, bu iki isimle buluşup pazarlık yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pazarlığa göre Çin'de suç dosyası bulunan bazı isimlere vatandaşlık verilip verilmeyeceği, daha doğrusu Avrupa Birliği pasaportu verilip verilmeyeceği soruldu. Kendileri de yardımcı olabileceklerini söyledi. Şiluris hatta isminin karıştırılmamasını istedi. Bu arada suç örgütüne karışmış o isimlerin isminin değiştirilip değiştirilemeyeceği soruldu ve ortamda bulunan avukat da tabii ki değiştiririz, burası Kıbrıs ifadelerine yer verdi. Ve bu gizli kamera görüntüleri Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yayıldı. Tüm Avrupa'ya yayıldı ve ortalık bu dakikadan sonra karıştı. Şiluris ilk etapta bunun bir komplo olduğunu söyledi. Daha sonra da artık suçlamaları kabul eder nitelikte istifa edeceğini açıkladı. AKEL milletvekili ise hemen istifasını paylaştı. Rum konseyi hızlı bir şekilde toplandı ve artık yatırımla ilgili vatandaşlık verme işlemlerinin de iptal edildiğini söyledi. Yani çıkan bu görüntüler başta Güney Kıbrıs Rum yönetimi olmak üzere tüm Avrupa Birliği'ni karıştırdı diyebiliriz. Bugüne kadar sürekli belirli periyotlarda yabancı uyruklulara, suç örgütüyle bağlantılı olanlara, suç dosyası olanlara Avrupa Birliği vatandaşlığı satmışlar. Rakamsal olarak da yatırımcıların 2,5 milyon euro ödediği rakamı da yine farklı basın mecralarında paylaşılıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şimdi bir özel haber için sizleri Suriye'ye götürüyoruz. Suriye Milli Ordusu'yla YPG'li teröristlerin yaklaşık 800 metreden karşı karşıya olduğu mevziye giren A Haber ekibi
terör örgütünün rejimle olan işbirliğini gözler önüne serdi. Mehmet Sabri Uğurbaş'ın özel haberini Mehmet Ali Bağ görüntüledi. Tel Rifat ve Mare arasında zaman zaman sıcak çatışmalar çıkıyor. PKK-YPG'li teröristler Tel Rifat'tan sızma girişiminde bulunarak Mare'deki Suriye Milli Ordusu'na saldırı düzenliyor. Ancak bu girişimlerin bedelini de ödüyorlar. Şu anda Tel Rifat-Mare hattında PKK-YPG terör örgütü ile Suriye Milli Ordusu'nun birbirine en yakın olduğu noktadayız. Burada mesafe yaklaşık 750 metre ve her gece bu noktada sızma girişimleri nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Zaman zaman da taciz atışları ve ona verilen karşılıklar yaşanıyor. Bu noktada Suriye Milli Ordusu'na bağlı Mutasım grubu YPG'li teröristlere göz açtırmıyor. Grubun komutanı Mutasım Abbas önce DEAŞ'la şimdi de PKK'la mücadele ettiklerini anlattı. Beş yıl önce bu bölgede DEAŞ terör örgütüyle savaşmaya başladık. İki yıl sonra Fırat Kalkanı harekatıyla DEAŞ terörü bitti ve Tel Rifat'ı PKK terör örgütü işgal etti. Üç yıldır PKK ile savaşıyoruz ama onlar yalnız değil, rejim ve Rusya onları destekliyor. PKK işgali altındaki Tel Rifat'ta bazı noktalarda Rusya ve rejim bayraklarını da görmek mümkün olabiliyor. Hemen karşımızda Hırbıl köyündeki en uç PKK noktalarından biri bulunuyor. Bu PKK nöbet noktasının üzerinde rejim bayrağı dalgalanıyor. Hemen binanın bize göre sağ tarafında da Rusya bayrağını net bir şekilde tam siperlerin üzerinde görmek mümkün. Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristlerin mevzisi arasında yaklaşık 800 metre var. Bu yüzden sıcak çatışmalar sık sık bu noktada çıkıyor. Ancak teröristlerin Tel Rifat'tan çıkmasına izin verilmiyor. Bu hattı Mutasım grubu olarak biz koruyoruz. Burası en yakın cephe hattı ve her gece sızma girişimi oluyor. Son bir ayda 17 sızma girişimini bertaraf ettik. Gece gündüz bölgeyi termal kameralarla izliyoruz. PKK'lı teröristler termal kıyafetle gizlense de tespit ederek etkisiz hale getiriyoruz. Buradan geçişlerine müsaade etmeyeceğiz. PKK'lı teröristler köyün içinden yine evleri dışarıdaki tünellere bağlayan yapılarda inşa etti. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ, PKK'lı teröristlerin tünellerle bağlanan nöbet kulübelerini ekrana getiriyor. Sızma girişimlerinde PKK'lı teröristlerin en çok sivil kıyafetle ve kadın kıyafetiyle arazilerde yakalandığı tespit edilirken gece sızmalarında ise PKK'lı teröristler termal şemsiye ve termal kıyafet kullanıyor. Türkiye ile birlikte mücadelemiz sürüyor. İnşallah en yakın zamanda PKK terör örgütünü tüm topraklarımızdan sileceğiz. Eğer Ayn el Ara, Tel Rifat ya da başka bir bölgede Türkiye'nin operasyonu olursa biz şimdiden terörü bertaraf etmeye hazırız. Türk uçakları havalanırsa biz yarım saatte Tel Rifat'ın çevresindeki tüm köyleri terörden temizleriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yaklaşırken 3 Kasım'da biliyorsunuz dünyada Washington'dan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Zaman azaldıkça ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki rekabet daha da kızışıyor. Trump'ın eski kampanya danışmanlarından Jason Osborne A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Dış Haberler editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı geliyor ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi için geri sayım başladı ve Covid-19'u atlatan Trump yeniden sahalara döndü. Peki anketler ne söylüyor? Amerikan halkı ne düşünüyor? Tüm bu merak edilenleri Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında baş danışman olarak görev üstlenen Jason Osborne'la birlikte konuşacağız. Sayın Osborne, anketlere göre Biden yarışı önde götürüyor. Peki bu sonuçları nasıl yorumlamak gerekiyor? 2016'daki seçimlerin ardından kimin kazanacağı konusunda tüm anketler yanlış çıkmıştı. Şu anda ABD'de insanlar kimi desteklediklerini açıklama konusunda oldukça gergin. Çünkü bunu açıkladıklarında tepki çekmek istemiyorlar. Anketlere katılanlar kimi zaman hedef alınmamak için düşüncelerinden daha farklı cevaplar veriyor. Trump destekçisi oldukları için hedef alınmak istemiyorlar. Bu yüzden şu anda anketler Biden'a yanlış bir güven hissi veriyor.
Bence önümüzdeki 3 hafta boyunca Donald Trump'ın durmadan yollarda olduğunu ve insanların onu 4 yıl daha ofiste görmek için heyecanlandığını izleyeceğiz. Peki ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda Türkiye ile ilişkilerin nasıl bir yönde ilerlemesini bekliyorsunuz? Dış politikada Donald Trump'ın yaklaşımında bir değişim göreceğimizi düşünmüyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki karşılıklı saygıya dayanıyor. Bence bu ilişkiyi geliştirmek için daha fazla çaba sarf edilecek. Türkiye bölgesinde büyük bir rol oynuyor. Son birkaç yılda iki ülke arasında ticareti geliştirmek için çok fazla adım atıldı. Bunun büyüyerek devam etmesini bekliyorum. Bu hem ABD'nin hem de Türkiye'nin ekonomisine fayda sağlayacak. Tabii en çok merak edilen soru şu, Demokrat aday Joe Biden seçilirse ne olacak? Trump'ın 4 yıl boyunca izlediği politikalar ne yönde değişecek? Eğer Biden kazanırsa bir özür turu gerçekleştirecek. Bu tura ya Biden'ın kendisi çıkacak ya da dünyanın dört bir yanına temsilcilerini gönderecek. Son 4 yıl için özür dileyecekler. Bence bu utanç verici. Özür dileyecek bir şey yok. İkinci olarak bence Biden, John Kerry ve Hillary Clinton'ın yaptıklarını devam ettirecek. George Soros'un Open Society kampanyasının yeniden başlaması için dünyanın dört bir yanında çok fazla çaba sarf edecek. Başka ülkelerin seçim süreçlerine karışacaklar. Ki bence bu oldukça ikiyüzlü bir tutum. Çünkü başka ülkeleri ABD'deki seçimlere müdahil olmakta suçluyorlar ama kendileri aynısını yapıyor. Yabancı ülkelerdeki ABD'li büyükelçiler, iktidardaki partilere karşı koalisyon hükümeti kurabilmek için görüşmeler yapıyor. Bunun kalıntılarını Trump'ın ilk zamanlarında gördüm. Biden seçilirse bunun devam ettiğini göreceksiniz. Ama Trump'ın bu seçimde başarılı olacağına inancım tam. Tabii bu süreç boyunca aslında Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en tartışmalı seçimlerinden birine de tanıklık edebilir. Zira koronavirüs salgını nedeniyle bazı eyaletlerde seçmene posta yoluyla oy kullanma seçeneği sunuldu. Ancak Trump bunun büyük şaibelere yol açabileceğini söylüyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Posta yoluyla oy kullanma süreci şöyle işliyor. Eğer seçim günü kendi bölgemde sandığa gidemeyecek durumdaysam, kişisel olarak bir oy pusulasının bana gönderilmesini talep ediyorum. Buradaki problem şu. Eyaletlerde özellikle demokratların kontrolündeki belediye başkanları tüm seçmene bu pusulaları yolluyor. Bunu onlar talep etmese de yapıyorlar. Örneğin ben kısa bir süre önce farklı bir eyalete taşındım ve bana iki oy pusulası geldi. Aslında eskiden bu evde yaşayanlara gönderilmişti. Onların pusulasını doldurup gönderebilirim. İşte tam da bu noktada büyük bir problem doğuyor. İmzaları doğrulayacaklarını söylüyorlar. Bu imkansız. Her bir imzanın tek tek doğrulanması imkansız. Yani hile yapanlar olacak. Şimdiden insanlara gönderilen bazı pusulaların kaybolduğunu duyduk. Seçim günü olacakları iyi izlemeliyiz. Cumhuriyetçilerin bunu çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. Very carefully. Sayın Osborne, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. 2016'da Trump'ın seçim kampanyasında baş danışman olarak görev yapan Jason Osborne'la birlikte 2020 başkanlık seçimlerini ve olası sonuçları konuştuk. Dünyadan haberlerimizle devam ediyoruz. Tayland'da hükümet aleyhtarı göstericiler sokağa döküldü. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular anayasanın yenilenmesini ve hükümetin istifa etmesini talep ediyorlar. Asya ülkesi Tayland'da hükümetin istifa etmesi için başlatılan protestolar şiddetlendi. Zaman zaman polisle de karşı karşıya gelen protestocular, daha önce yapılan gösterilerde gözaltına alınan 21 aktivistin serbest bırakılmasını istedi. Başkent Bangkok'ta düzenlenen gösterilerde yeni anayasa sloganları atıldı. Tayland'da lise ve üniversitelerdeki kılık kıyafet düzenlemelerine karşı protestolar Mayıs ayında başlamıştı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan protestocular seçimlerin yenilenmesi, anayasanın değiştirilmesi ve muhaliflere yönelik baskıların sona ermesini talep ediyor. Tayland'dan geçiyoruz Vatikan'a. Vatikan yine
yolsuzluk iddialarıyla gündemde. Daha önce de sık sık yolsuzlukla gündeme gelen ve geçen ay istifaya zorlanan Kardinal Angelo Becciu'nun bu kez bir İtalyan vatandaşına para aktardığı ortaya çıktı. Vatikan'dan 500 bin euro aldığı iddia edilen o söz konusu İtalyan vatandaşı Interpol operasyonuyla gözaltına alındı. Vatikan yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Katolik Kilisesi'ne yapılan bağışları zimmetine geçirdiği iddia edilen ve geçen ay istifaya zorlanan üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Angelo Becciu yine gündemde. Kardinal Becciu'nun para aktardığı tespit edilen Sicile Maronya isimli bir İtalyan vatandaşı Interpol operasyonuyla gözaltına alındı. Milano'da gözaltına alınan Marogna'nın Kardinal Becciu sayesinde Vatikan'dan 500 bin euro aldığı iddia ediliyor. Yine iddialar arasında Maronya bu paranın yaklaşık yarısını lüks kıyafet, çanta ve kozmetik gibi harcamalar için kullandığı da var. Vatikan'ın uluslararası yakalama emri çıkartması üzerine gözaltına alınan 39 yaşındaki Marogna'nın yargılanmak üzere Vatikan'a iade edilmesi bekleniyor. Maronya'ya zimmetine para geçirme suçlaması yöneltiliyor. Robotlar hayatın her alanına girmeye devam ediyor. Bu defa Google tarafından tasarlanan yeni robotlar tarım sektöründe çiftçilerin işini kolaylaştıracak, öyle anlaşılıyor. Bu robotların amacı tarladaki mahsulün nasıl büyüdüğüne ilişkin ayrıntılı veri toplamak. Gelişmiş teknolojiyi kullanarak tarım sektöründe işleri kolaylaştırdılar. Google'ın yeni robotu çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmasına yardımcı olacak. Mineral projesi kapsamında tasarlanan bu robotlar Alphabet'in X şirketine ait. Robotların amacı ise tarladaki mahsulün nasıl büyüdüğüne ilişkin yüksek miktarda veri toplayabilmek. Robotlar ekinlerin boyu, yaprak genişliği ve meyve boyutu gibi bilgileri kayıt altına alıyor. Üreticiler böylece tüm tarladaki yöntemleri değiştirmek yerine tek bir mahsulün ihtiyacına göre hareket edebilecekler. Bu da hem masraflarını hem de çevreye etkilerini azaltıyor. Öte yandan tarımsal robotların ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Bir Yunus haberi gelecek şimdi ekranlarınıza. Bu Yunus diğer tüm Yunuslar gibi kuşkusuz yüzebiliyor, başını sallıyor, hatta insanlarla oyun oynayabiliyor. Ancak bir fark var. Bu bir robot Yunus. Görenler bile gerçeğinden ayırt edemedi. Robot Yunus görenleri şaşkına çevirdi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir şirket robot Yunus üretti. Bu Yunus silikon deriyle kaplı ve tam 550 kilogram. Şirket robot Yunus'u esaret altında bulunan su parkındaki Yunusları kurtarmak için ürettiklerini açıkladı. Ancak bir sorun var. O da robot Yunusların maliyeti. Her biri tam 26 milyon dolara mal oluyor. Bu robot için ekipler deniz biyologlarıyla çalışıp Yunusların her halini incelediklerini açıkladı. Yunuslara her sektörde büyük ilgi duyulması onları sürekli eğitmek için esaret altında tutmaya mecbur bırakıyor. Robot Yunus ise bu durumu değiştirebilir. ...12.000 kilometre mesafeyi uçan Limosa kuşu bir dünya rekoru kırdı. 11 gün boyunca aralıksız uçan jet kuş yemek ve su içmek için bile mola vermedi. Jet kuş dünya rekoru kırdı. Su içmeden, yemek yemeden 11 gün boyunca aralıksız tam 12.000 kilometre uçtu. Araştırmalara göre 16 Eylül'de Alaska'dan yola çıkan Limosa kuşu hiç ara vermeden saatte 90 kilometre hızla 11 gün uçtu. Ardından da Yeni Zelanda'ya ulaştı. Kuşun yemek ve su içmek için bile mola vermediği açıklandı.
Bilim insanları yolculuğu uydudan takip edilen kuşun jete benzer aerodinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Standart ağırlığı 190 gramla 400 gram arasında değişen çubuk kuyruklu limosa uzun bir uçuştan önce ağırlığının iki katına çıkabiliyor. Ancak yükü hafifletmek için iç organlarını küçültüyor. İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan bir üniversite öğrencisi evinin yakınına gelen yavru ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İki gün üst üste aynı yerde görülen boz ayı daha sonra ortadan kayboldu. İki gün üst üste aynı yere geldi sonra ortadan kayboldu. İstanbul Büyükçekmece'de boz ayı paniği vardı. Birkaç gün önce burada bir ayı rastladık gece. Ama ayı olduğunu fark edemedik. Önce yavru köpek olduğunu düşündük. Üniversite öğrencisi Feraye Talay evinin yakınına gelen yavru ayıyı fark etti. Genç kız iki gün boyunca gördüğü yavru ayıyı cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Ardından Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Burada birilerinin besliyor olabileceğinden şüphelendik ve de zarar görmesini istemiyoruz. Ayının görüntülendiği bölgede arama yapan ekipler ayıyı bulamadı. Yavru olduğu tespit edilen ayının zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülmedi. Şehir içerisinde ayı görmemiz bizi endişelendirdi aslında. Buradaki meyve ağaçlarına ve arı kovanlarına gelebileceğini düşündük. Yavru ayının bölgeye nereden geldiği araştırılırken burada yaşayan birileri tarafından kaçak olarak beslendiği veya bölgeye terk edildiği ihtimali üzerinde de duruluyor. Salgın döneminde iki ay ara verilmesine rağmen tasfiyelik araç satışları geçen yıldan fazla ilgi görüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bu konuyla ilgili satışların %36 arttığını açıkladı. İşte ihaleyle satılık o araçlar. Kimisi pandemide toplu taşıma kullanmak istemiyor, kimisi araçlara ilgi duyuyor, kimisi de ihtiyaçtan satın alıyor. İkinci el araçlar burada ihaleyle satılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre pandemiye rağmen tasfiyeli araç satışlarında geçen yıla oranla artış yaşandı. Peki sizin almak istediğiniz araç burada olabilir mi? Tasfiyeli araç satışlarında bazı araçlar yurt dışından getirilmiş. Bazılarının vergileri ödenmemiş. Bazıları ise tamamen terk edilmiş. Şu an içerisinde bulunduğumuz araç da satışa çıkmayı bekliyor. Bir önceki araç sahibi gördüğünüz gibi aksesuarlarıyla birlikte aracını terk etmiş ve bu arabada önümüzdeki günlerden itibaren yeni sahibini bekliyor olacak. Peki elektronik ihaleye nasıl giriliyor? Beğendiğiniz aracı satın almak için üye olmanız gerekiyor. Üyelik tamamen ücretsiz. Sonrasında en yüksek teklifi veren iki kişiyi görebilir, kendi teklifinizi oluşturabilirsiniz. Görünmez olduğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği iddia edilen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından an be an takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri ise Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algının yıkılması anlamına geldiği belirtildi. Yunanistan'daki bazı haber sitelerinde Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından tespit edilemediğine yönelik iddialar yer aldı. Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik olarak yayınlanan haberlerde tip 214 denizaltılarının görünmez olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği ileri sürüldü. Haberlerde ayrıca görünmez olduğu iddia edilen Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetlerinin tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi. Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan tip 214 denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurları tarafından Doğu Akdeniz'de kesintisiz olarak
takip edildiğini vurgulayan kaynaklar yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti. Öte yandan görünmez olarak iddia edilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. İstanbul denilince akla gelen ilk konulardan biri de trafik. Öyle ki her geçen gün artan trafikte saatlerimizi hatta günlerimizi geçiriyoruz. Peki bir ayda acaba toplam kaç günümüz trafikte geçiyor? Yanıtına bakıyoruz. İstanbul güzelliğinin yanı sıra trafiğiyle de meşhur. Peki sizce bir ayda toplamda kaç günümüzü trafikte geçiriyoruz? 10 gün. 15 gün dedim. Valla 15 gün oluyoruz. Valla 6 günümü geçiriyorum. 12 olabilir. 15 günümü geçiriyorumdur. İstanbullular yapılan bir araştırmaya göre ayda 6 gününü trafikte geçiriyor. 6 günü fazlası var ya, 15 günü buluyor. Öyle mi? Az. Yani az geldi, evet. Daha mı fazla hissettiriyor? Daha fazla. Şu anda Mecidiyeköy'deyiz, saat 1.30 suları. Trafiğin en yoğun olduğu saatler değil ama bakalım şu saatte bile Alibeyköy'e kaç dakikada varacağız? Şu anda kronometreyi başlatıyoruz. Şu anda Alibeyköy'e vardık. Trafiğin çok yoğun olmadığı bir saatte bile varmamız yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Peki bu trafiğin bir çözümü yok mu? Bunun çözümü var. Bir an önce toplu ulaşımın kapasitesinin artırılması lazım. İstanbul için gerekli olan toplu ulaşım da çok önemli. Öngörülen raylı sistemin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekir. Ana arterleri, sinyalize kavşakları tam akıllı hale getirip toplu ulaşım yollarıyla destekleyip ilave kapasiteler oluşturursak, metrobüsün kapasitesini artırmak için farklı sistemler düşünürsek, bir bütüncül yaklaşımla beraber bu kötü gidişi durdurabiliriz. Bu işin sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mutlak surette bir acil önlemleri devreye koyması gerekir. Teknoloji çok ilerliyor. Akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanmak hem trafiğin akışını artırmak hem denetim gücünü artırmak açısından da çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Ajanstan bugünlük bu kadar. Saniyeler sonra Merve Tepe ekonomi bülteniyle karşınızda olacak. Saat başında da Banu El sizlerle birlikte günün gelişen haberlerini paylaşacak. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla esenlikle. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Merhabalar, ekonomi bültenine hoş geldiniz. Günün ikinci yarısında manşetleri anlatacağız. Bugün konut satış rakamlarını aldık. Konut satış rakamlarında Temmuz-Ağustos aylarındaki faiz indirimlerinden sonra Eylül ayında %6.9'luk bir azalma var. Toplam ay geneline baktığımızda 136.774 konut satıldı. Yine en fazla konut satışı İstanbul'da. Şimdi özel sektörün dış borcuyla devam edeceğiz. Bu süreçte özellikle bankalardan çekilen krediler noktasında da bir azalma var. Ağustos ayında toplamda 16.9 milyar dolar bir azalma var özel sektörün dış borcunda. 16.9 milyar dolar gerileyerek 160 milyar dolarında üzerine geldi özel sektörün dış borcu. Bu da önemli bir rakam. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacmine bakacağız. Yılbaşında özellikle iki ülkenin de ziyaretleriyle gerçekleştirilen yeni ticaret hedefi vardı 100 milyar dolarlık ama salgın sürecinde ağırlıklı Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne sağlık ekipmanları ihracatı yaptığını
yaşandığını biliyoruz. Bu dönemde biraz daha bunlar destekledi ve %4'e yakın bir artış var iki ülke arasındaki ticaret hacminin haricinde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracata da baktığımızda. Bir başka önemli gündem maddesi küresel piyasaları da etkiledi. Dün akşam saatlerinde önce Paris'te sokağa çıkma yasağı haberini aldık. Akşam saat 9'da sabah saat 6 arasında Paris'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bununla birlikte Almanya tarafında da bugün yeni haberler var. Özellikle yeni süreçte toplu alanlarda yapılacak bir takım aktivitelerle ilgili de yeni koronavirüs önlemleri geliyor. Bu da küresel piyasalar tarafını etkiliyor. Kısaca manşetler bunlardı. Ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni gaz rezerv keşfi ve yeni miktarla ilgili ayrıntılara da bakacağız. Cari açık, özellikle enerji hariç ve enerji dahil cari açığa biraz daha bakacağız. Çünkü özellikle Türkiye'nin cari açığına baktığımızda enerji ithalatı büyük bir yer alıyor. 12 aylık cari denge rakamlarına baktığımızda enerji ithalatı azaldığında cari dengenin aşağı geldiğini görüyoruz. Yine Türkiye'nin enerji ithalatı ve ihracatına baktığımızda ise doğru bir korelasyon var burada aslında ithalat ve ihracat noktasına baktığımızda. Toplam rakam 32.6 milyar dolar ithalat rakamına baktığımızda burada özellikle 12 aylık cari işlemler tarafına baktığımızda önemli bir tablo ortaya çıkıyor. Yani dipleri gördüğümüz noktada en yakın tarih 2016 Aralık ayı. Burada da biraz da aslında petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle birlikte o dönem enerji ithalatında çok ciddi bir rakam geldi. Burada biraz daha enerjiye harcanan maliyetinde düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla yeni doğal gaz rezervi keşfi bize neler getirecek? Cumartesi günü ne açıklanabilir? Bunun cari açığa, cari dengeye ayrıntılarını konuşacağız faydalarıyla birlikte. Bu bölümde Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek bizlerle. Hoş geldiniz yayına Murat Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi önce 320 milyar bin metreküplük gazın sonrasında bu yeni rezerv revizyonunu ne bekliyorsunuz? Özellikle Cumhurbaşkanı'nın oraya gidecek olması açısından bölgedeki enerji dengesi noktasına da Türkiye'ye ne getirecek bu yeni rezerv? Evet, zaten bu hikayenin başlangıcı 2017 yılında oldu. Milli Enerji ve Maden Politikası toplantısıyla başlamıştı. Bu bir dönüm noktasıydı. İlk keşfimiz 320 milyar metreküptü. Şimdi sahadan, mühendislerden aldığımız bilgilere göre yaklaşık 150 milyar metreküpe yakın bir rezerv daha olacağını duyuyoruz. Ama tabii asıl Cumhurbaşkanımızdan duyacağız. Şimdi Fatih sondaj gemimiz yaklaşık 4500 metrelerde sondaj yapıyor. Cumartesi günü inşallah Cumhurbaşkanımızdan bu yukarı yönlü revize edeceğiz. Bize açıkçası bu keşif şunu göstermiş oldu. Türkiye'de bir ön yargı vardı biliyorsunuz. Yani Türkiye'de doğal gaz da yok, petrol yoktur diye. Bu kırılmış oldu birincisi. İkincisi bu gazın bir tarihi bir getirisi var. Bu maddi getirisinden bile daha değerli bana göre. Ve maddi getirisi dediğimiz zaman şu kadar miktar, şu kadar rakam ediyor diyorsunuz ama manevi getirisi daha yüksek. İkincisi, üçüncüsü ise bizim katıldığımız yurt dışındaki toplantılarda yabancılara sorulduğunda Türkiye ile ilgili, Türkiye'de karada petrol olabilir, doğalgaz olabilir, denizde de olabilir ama çok az bir miktarda olabilir deniyordu. Bu önyargı da kırılmış oldu. Yani birçok yönden avantajı var. İstihdam anlamında yeni petrol mühendisleri çıkacak, arama mühendislerimiz. Birçok yanda çok ciddi enerji sektöründe bir moral kaynağı oldu bizim için. Cari denge noktası aslında belki de açık noktasında çok önemli. Bu süreçte özellikle gazın çıkarılıp işlenmesi, hem faturalara yansıması hem de Türkiye'nin cari açığını azaltması noktasında ne bekliyorsunuz? İşin aslı kısa ve orta vadede enerji ithalatı bitiyor söylemi çok doğru olmaz. Bulunan son saha uzun vadeli işletmesi planlanıyor. Şu anda 320 milyar metreküp ve şimdi yeni bulunacak saha için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Uzun vadeli bir işletme planlanıyor. Yıllık 50 milyar metreküplük oranda doğal gaz tüketimimiz var malum bizim. Tabii ki bu ithalatı azaltacaktır ama hem Akdeniz hem de Karadeniz'deki yeni keşifler olunca belki bu neden olmasın. Ama tabii katmanlarındaki kalınlıklar, oradaki basınç değerleri ve büyüklükleri gibi çok parametre var bununla ilgili. Ama teorik olarak bulunan gaz düşebileceğini söyleyebiliriz. Yani bizim enerji maliyetleri anlamında. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Konutlar için söylüyorum. Zaten devletimiz
kamu şeyleri için, konutları için zaten bunları sübvanse ederek zaten bu gazı veriyor. Dolayısıyla çok büyük bir düşüş beklemiyorum ben bu konuda. Peki aslında önemli olan bir kısım da bizim için masada olan enerji anlaşmaları. Dolayısıyla 2023 yılına kadar yapılacak bu yeni enerji anlaşmalarında elimizi nasıl güçlendirecek? Bu yeni rezerv, tabii biraz rezervin yükselmesi noktası da bu açıdan nasıl önemli? Evet. Şimdi enerji sektöründe ülkeler arz güvenliği uzun vadeli projeksiyonlarla yönetmek zorundalar. Bu şu demek, örneğin Türkiye yıllık ortalama 45-50 milyon metreküplük doğalgaz tüketimimiz var. Ülkenin kalkınma ve gelişimine paralel olarak doğalgazı şehirlere ve ilçelere götürmek için bir talep projeksiyonu yapılıyor ve o yılın işte ılık mı geçecek, soğuk mu geçecek ona bakarak bir projeksiyon çıkıyor. İlk doğalgaz kontratı için masaya oturduğunuzda üretici ülkeyle boru hattı gündemde değildir. Her ülke kendi sınırına kadar bu boru hattını planlar ve yapar. Örneğin Azerbaycan kendi sınırına kadar getirir. Biz aynı şekilde. Dolayısıyla bu maliyetleri her ülke kendisi katlanıyor. Ve uzun vadeli kontrat olmadan kimse bu maliyetleri katlanmıyor. Ama uzun vadeli kontrat bitince ki önümüzdeki sene 2021 yılında Rusya ile Murat bitiyor. Murat Bey çok teşekkür ederim yayına katkı için.